Herkese selamlar. Galatasaray camiasının en önemli organizasyonu ile ilgili en önemli müdahaleleri yapan Rezanep Özdemir konuğum. Çok teşekkür ediyorum kendisine yayına bağlandığı için. Rica ederim. İyi günler diliyorum Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. Bu yayını yapmamızın sebebi de şudur ki Galatasaray Divan Kurulu'nda Adnan Polat çok önemli açıklamalar yaptı. Çok hayati açıklamalar yaptı ama Abdurrahim Albayrak'ın Mourinho hakkında söylediği kadar bile medyada yer bulmadı. Halbuki Galatasaray'ın geleceği Florya, seçim öncesi Galatasaray'ın çok mağdur olacağını söyleyen Ep Özdemir buna çok önemli bir çıkış yaptı. Zaten bütün sürecin değişmesine sebebiyet vermişlerdi çalışma arkadaşlarıyla. Tepkisini de çok değerli buluyorum. Seçim öncesinden mi alacağız? Hemen Divan Kurulu toplantısındaki konuşmadan mı alacağız? Çünkü siz müdahale etmeseydiniz seçim öncesi çabucak el değiştirecektik Florya. Siz itiraz ettiniz. Buradan çok daha fazla para kazanılabilir diye. Sonra Evet. uzlaştınız genel kurulda. Genel seçim öncesinde genel kurulda baktığımız zaman bütçe genel kurulunda Sayın Başkan çok önemli teklifler aldıklarını, yakın zamanda Florya ile ilgili aksiyon alacağını söylemişti. Arkadaşlarımız da gittiğinde kendisiyle görüştüğünde arkadaşlarımıza da bir yabancı menşeli firmanın olduğunu 400 milyon dolara buranın verilebileceğini 70 milyon dolarla Bankalar Birliği borcunun kapatılacağını yeni yönetime yani Mayıs sonu itibariyle yeni görev devralacak olan yönetime 26 Mayıs tarihi itibariyle borçsuz bir yönetim devredeceğini hal böyleyken çok kısa sürede bu işlemlerin yapılacağını tek tek katılan gelen bütün arkadaşlarımıza anlatmıştı Sayın Başkan. Biz tabii bunun üzerine bir çalışma yaptık. Burası emsal dışı alanlar ve teras alanlar ile birlikte 110 bin metrekarelik bir alan. Bu 110 bin metrekarelik satılabilir alandan bahsediyoruz. Bu rakam yukarı çıkabilir. Çünkü Habertürk'ün seçim döneminde başkan buranın 150 bin metrekare olduğunu da söyledi biliyorsunuz satılabilir alanın. Ama biz minimum 110 bin metrekare üzerinden gidiyoruz. Biz hemen ilk iş gittik. Bizim arazimizin arkasında %60'ı satılmış olan, 10 ay sonra tamamlanacak olan Florya Nivak projesinden bir teklif istedik. Islak imzalı teklif. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Bu ıslak imzalı teklife göre metrekare birim fiyatı brüt üzerinden yaklaşık 10 bin dolar. Net üzerinden de 13.200 dolara tekabül ediyor. Biz bu 110 bin metrekarelik alanı brüt olarak kabul edersek ortalama satış fiyatı 10 bin dolar gibi bir rakam. Bu ıslak imzalı bir rakamdı. Genel kurulda da ben yetki genel kurulda da bunu yayınladım. Seçim döneminde de zaten biz yayınladık. Şöyle düşündük. Bizim arazimizden daha kötü bir yerde. Galatasaray markası yok. Buna rağmen ortalama 10 bin dolar ıslak imzalı bir teklif. Yani bizim perspektifimiz, emsalimiz ne olacak? Bölgeye gidersiniz. Sizin arazinizin yanındaki bir projeye bakarsınız. O projeden, devam eden bir projeden, o da tamamlanmamış henüz, bir emsal fiyat alırsınız. Biz de aldık ve bunu yayınladık. 110 bin metrekare 10 bin dolardan 1 milyar 100 milyon dolar yapıyor. Yaklaşık 1200 dolar metrekare maliyetidir bugün bir inşaatın. 110 bin metrekare 132 milyon dolar yapar. Taşeronlar vasıtasıyla bunu yapacağınız için normalde taşeron karı %20'dir. Bir an için %50 olduğunu kabul edelim. 200 milyon dolarlık bir maliyet söz konusu olur ve Galatasaray'ın cebine minimum 900 milyon dolar buradan para gelebilir dedik. Nitekim hem Sayın Erden Timur'un, Erden kardeşimizin yaptığı açıklamalarda hem Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalarda kamuoyunda biz burayı kendimiz yapacağız deniliyordu. Nasıl yapacağız? Satış ofisimizi kuracağız. Projenin %20'sini satacağız. O bizim finansman maliyetimiz olacak daha başlamadan satınca. Ve biz taşeronlar vasıtasıyla bunu satacağız. Bir proje yönetim şirketi olacak. O proje yönetim şirketi ve denetim şirketi burayı denetleyecek. Her aşamasını denetleyecek. Bağımsız denetim şirketleri de olacak. Ulusal veya uluslararası proje yönetim şirketi de aşamaları, yapım oranını, kullanılan malzemeyi ayıplı ifa olup olmadığını denetleyecek ve Galatasaray maksimum karı elde edecek diyordu. Nitekim biz yetkiyi de ilk yetkiyi de öyle vermiştik 2022 döneminde. Bu yönetimin seçim taahhüdü de oydu. Gerçi seçim taahhütlerinin hiçbiri ifa edilemedi. Ne Kemerburgaz ne rezidans projesi. Onları zaten başka programda konuşuruz ama Florya özelinde biz dedik ki buradan 900 milyon dolar gelebilir minimum. Bu rakamlar çok düşük rakamlar. Dolayısıyla söz verdiğimiz gibi biz yapabiliriz. Şimdi bazı Galatasaraylılar, kıymetli Galatasaraylılar diyor ki, efendim biz nasıl yapacağız?
bizim yapıyor olmamız demek kazmayı küreği elimize alıp fiilen bizim yapıyor olmamız anlamına gelmiyor ki. Taşeronlar var. Taşeronlar ihale açıyorsunuz. Onlar da gelip şartnameyi alıyorlar. O taşeronların her biri tekliflerini veriyorlar. Siz taşeron kârı %20 iken ben %50 dedim. Taşeron kârını hesaplayarak işleri veriyorsunuz kabasını, incesini. Efendim kemerburgazı biz yapıyorduk. Gerçi yapamadık. Taşeron kaçmış orada da biliyorsunuz. Öyle söyleniyor. Bilginiz var. Bu bir Mecidiyeköy bitmedi ya. Yani bu çok dramatik bir. Mecidiyeköy'ü de siz yapıyordunuz. Madem bizden böyle bir yetki aldınız, madem bize bunu taahhüt ettiniz ve bu taahhütle seçildiniz, o zaman gereğini yapın dedik. Bunun üzerine ben bitirdim. Alıcılar belli. Çok iyi teklifler aldım. Bu ne demek biliyor musunuz? İhale komisyonu kurulmuş, teklifler verilmiş, şartnameler ve alınmış. Artık karar aşamasına gelinmiş. Algısı oluşuyor. Diyen Sayın Başkan birdenbire bizim bu çıkışımızdan sonra döndü dedi ki hayır ben henüz hiçbir şey yapmadım. Bu konuda da frene basıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, hiçbir işlemde yapmadık. Seçim dönemini bekliyorum dedi. Zaten bizim temel itirazlarımız Galatasaray'ın geleceği, yarınları, umutları, bağımsızlığı ve temsiliyetiydi yani. Ya Ali bu Koç peşkeş. sağınıza giriyor. Stat müdürünüz de şiddet uyguluyor. Diğer taraftan genel sekreteriniz de çık buradan diyor, parmak sallıyor. Sizin genel sekreteriniz hiçbir cevap verip mukavemet gösteremiyor. Burası benim evim, kalbim, mabedim diyemiyor. Sen asıl buradan çıkmalısın diyemiyor. O sırada hiç kimseye mukavemet gösteremiyor. Kapılar açık ve bu temsiliyet konusunda ciddi bir ne yazık ki ne yazık ki eksikliği ortaya koyuyor. Daha sayın bir temsiliyet sorunu var. En son yaşanan gelişmeler, TFF'de yaşanan skandallar, hukuk kurullarında yaşanan gelişmeler tam ve gereği gibi yeterince zamanında bir reaksiyon ve mukavemet ortaya konulamıyor. Galatasaray'ın bağımsızlığı ilgili sorunlar var. Seçim döneminde söyledik. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde taraf olması Galatasaray'ın açıkça kabul edilemez. Kim ve ne tarafta olursa olsun Galatasaray Başkanı, Galatasaray arması ve logosu altında siyaset yapmamalıdır dedik. Diğer taraftan Galatasaray'ın elindeki en önemli aset Florya. Bakın Riva'da 310 bin metrekareydi alan. 400 bine çıkarıyoruz emsal artışıyla dediler. Çıkaramadılar. 90 bin metrekare yok. Kaba inşaat verildi. Ve %20 ile verildi. Galatasaray'ın Riva'da zararı 300 milyon dolar. 22 Eylül tarihi itibariyle teslim alacaktık. 2023. Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Hala teslim alamadık. Hala 3. etaptaki Düşler Vadisi projesinde konutlar yok. Galatasaray tarihinin en fazla zarar eden projesidir. 300 milyon dolardan bahsediyoruz. Sonuçta bu para bütün Galatasaray'ların parası, bu kulübün parası. Yönetimler gelir geçer. Onlar emanetçi. Yani tabiri caizse yedeğimin tam ve gereği gibi özen ve hassasiyet gösterip kulübü yönetip kulübün yarınlarını karartmaması lazım bir yönetim bunun perspektif olarak. Dolayısıyla Riva'da yaşanan travmanın burada yaşanmaması için biz o günkü koşullarda bir çıkış yaptık, bir tavır koyduk. Ya bize denildi ki 2 yıl şampiyon olan bir listeye karşı niye aday oluyorsunuz? Tabiri caizse çok eleştirildik. Bazı troller tarafından linç edilmeye çalışıldık ama biz dedik ki bizim adaylığımız bir mesaj, bir irade beyanı. Kamuoyuna, tarihe ve vicdanlara düşülen bir not. Bizim adaylığımız ilkesel bir adaylık. Galatasaray'ın temsiliyeti, bağımsızlığı, itibarı ve geleceğiyle ilgili endişelerimiz var. Ve dolayısıyla bunları tarihe ve vicdanlara not düşmek istiyoruz. İyi ki aday olmuşuz. Yok pahasına bu arsa elden çıkarılacaktı. Bu sayede tekrardan yeni yönetim seçildi. Yeniden yetki genel kuruluna geldi. Yetki genel kurulunda yönetim yetkisini geçirmek istedi. Benim hazırladığım yani arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız din daha doğru olur, daha sağlıklı olur. Hazırladığımız çalışmada, yetki çalışmasında bir para blokeli hesaplarda olsun diyorduk biz. İstedikleri gibi kullanamasınlar bu parayı yönetim kurulları. Borçlar ödensin, altyapı harcansın, blokeli hesaplarda olsun. İki, ihale canlı yayınlansın diyorduk. Üç, uluslararası bir proje yönetim şirketi olsun veya ulusal bu süreci denetleyen bir fren denge mekanizması çeken balans olsun. Bu Galatasaray'ın da lehine diyorduk. Dört, burayı na tamam vermeyin. Önce kendiniz yapın. Kendiniz yapamıyorsanız ancak hasılat paylaşımı yapın. Hasılat paylaşımı yapıyorsanız da na tamam vermeyin. Riva'daki zararı ve travmayı burada yaşamayalım Ne diyorduk. demek bu? Na tamam vermeyin demek. Ne Kaba inşaat diyor Riva'da. demek? 10 liraya
Yetici Kaba İnşaatı alıyor. Galatasaray oradan %20 alıyor, 2 lira. Yan Süper. tarafa geçiyor. 4 liraya da mimarlık ofisinden anahtar teslime kadar bütün iç işlerini yaptırıyor. Galatasaray oradan hiçbir şey alamıyor. 14 liradan 2 lira almış oluyor. Anladım. Galatasaray'ın orada 15'e düşüyor. Yani bu bir sözleşme tabiri caizse hilesiyle Galatasaray'ın payının düşülmesine sebebiyet veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve hasılat paylaşımı sözleşmesi daha tamam üzerinden yapılmaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Harika. Bu çok yani Bu da çok gayrimakul bir önemli bir madde. Sonra şey. Dedik ki bu kriterler olsun, mutlaka canlı yayınlansın. Mutlaka ve mutlaka dedik, uluslararası proje yönetim şirketi olsun. Mutlaka mutlaka blokeli hesaplarda olsun para dedik. Mutlaka ve mutlaka kendimiz yapalım. Yapamıyorsak hasılat paylaşımı olsun. Hasılat paylaşımı şeklinde yapıyorsak da na tamam olmasın ve %50'nin altına düşmemek kaydıyla verin. Çünkü Riva'da bir %20'lik oran var. Yani o na tamam olduğunu düşünürsek %15'lik bir oran aslında. Yani bir intihar. Yani sizin bir gayrimenkulünüz olsa Hakan Can olarak %15 ile gidip birisine verir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey. Bu hala 3. etaptaki villalarda teslim edilmedi. Galatasaray tayinin gelmiş geçmiş en büyük zarar getiren projesidir. Neyse, Şimdi burada yaşanan siz bunu başardınız. Genel kuruldan istediğiniz burada aynısı tekrarlanmamak için yaptırmayı dedik. başardınız. Sonra yönetim bize dedi ki orada görüşmeler sonucunda biz dedi önce bir kısmını, sonra ikinci görüşmede bir kısmını, nihayetinde de bütün kısmını kabul ediyoruz. Bu yazdıklarınızın kendi yetkimizi geri çekiyoruz. Sizin söylediğiniz şekildeki hususları derc ediyoruz. Birlikte imzalayıp içeriye verelim ve bu şekilde yetki geçsin. Birlikte imzaladık, o kriterlerin hepsini koyarak yetkiyi koyduk ve Galatasaray tarihinde ilk defa muhalefetin getirdiği bir yetki talebi. Genel kurul tarafından yönetim tarafından Güçlü, kabul hele edildi. hele bir oyla seçilen yönetim kurulu kendi yetki talebini geri çekti. Muhalefetin getirdiği istediği kriterleri koyarak yeni yetki talebi imzalandı taraflarca ve geçti muhalefetin yetki talebi. Dolayısıyla bu Galatasaray demokrasinin büyüklüğünü Şunu gösteriyor. sorabilir miyim? Olmayana ergi işi ama yönetim kabul etmeseydi, inat etseydi, kongre o yetkiyi verir miydi Galatasaray'a? Ya Eski onu tabii salonu gözlemlemek lazım ama bizler muhalif kalacaktık ve bu yetkinin iptali için de hukuki ha, yolları başka başvuracaktık. Tabii bir ki Galatasaray'ın geleceğinin karartılmasına müsaade edemeyiz yani. Hele anladım. hele orada divan başkanının yönetimi de izlemişsinizdir. Orada biz çıktık, anlattık. Orada divan başkanının yönetiminin hukuka aykırı olduğunu da söyledik. Ya biz önerge getiriyoruz, gündeme bağlılık var diyor. Yönetim getirdiği zaman oylamaya çalışıyor falan. Hal böyleyken yönetimle, divan yönetimiyle birlikte zaten o genel kurulda alınan kararların tamamı sakat ve hukuka aykırıydı. Kesinlikle yargıdan da iptal olurdu. Bu yönüyle Galatasaray için hayırlı oldu. Uzlaşma kültürü ve konsensüs egemen oldu. Ve Galatasaray'ın temsiliyeti ve demokrasi adına söyleyeyim son yıllardaki en olumlu gelişmelerden biri oldu. İlk defa muhalefetin yetkisi geçti. Gelelim sonraki Ancak aşamaya. bugünler Evet. evet. Ancak biz tabii bağımsız ihale komisyonunun kurulmasını bekliyoruz. Bağımsız ihale komisyonu çünkü karar vericilerden biri. Şartnameyi hazırlayacak, bu işi çıkacak, icracı, banka ve bağımsız denetim kuruluşuyla birlikte karar verecek. Yönetim de aslında kendisi sorumluluk ve kusuru atıyor bağımsız ihale komisyonuyla. Diyor ki ya bakın komisyon bütün işlemleri yapıyor. Buyurun. Komisyonun yarın bir gün bir olası problemde komisyon böyle yaptı diyecek bu işlemleri. Komisyon bu süreci yürüttü, bağımsız komisyon. Kendileri açısından da çok son derece akıllı bir iletişim stratejisi. Sayın Adnan Polat, önceki başkanlarımızdan bir tanesi, bağımsız ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirildi ve komisyon oluştu. Sayın Başkan tabii son dönem özellikle genel kurullarda, divanlarda yıllar sonra çıkıp Dursun Başkan'a çok ciddi destekler sunuyor. Yani bir aralarında çok böyle müsbet bir diyalog var. Yani sanki Sayın Dursun Özbek'ten sonra Sayın Başkan bu süreci devam edecek, taşıyacak. Belki de o yönetimi devralacakmış gibi bir algı oluştu Galatasaray camiasında da. Yani bu son dönem konuştuğum çevremdeki bütün Galatasaraylı arkadaşlarımız bunu söylüyor. Yani dolayısıyla bu süreç aslında yeknesak bir süreç. Yeni başlayacak süreçte mevcut sürecin devamı olacak. Şimdi öyle olunca Sayın Başkanının seçilmesi tamam, eski Yani başkanımız Adnan Sayın Fulat şöyle güven veren bir figür.
Kulübün ekonomisinin kötüye gitmemesi için çok çaba sarf etmişti ve 96'da Faruk Süren'e gerçekten sıfır borçla bir kulüp devretmeyi başarmıştı. O yüzden Galatasaray'ın ekonomisine zarar verecek hamleler yapmaz diye düşünülüyordu ama sizin işte itirazınız var dünkü açıklamalara çok haklı sebeplerle. Onu dinlemek istiyorum. Sayın Başkanım çok da yani kıymetli. Tabii Adnan Polat'ın şahsıyla ilgili bir şey söylemiyoruz. Bizim önceki başkanımız bizim için değerli ve kıymetlidir. Orada bir beis yok. Fakat İhale Komisyonu Başkanı kalkıp kamuya açık bir yerde burası minimum 300 milyon dolar getirir diyemez. Siz bunu söylediğiniz anda ihalenize giren kişi kimse gidip de hiçbir yüklenici 301 vermez. Bu yani normal koşullarda Türk Ceza Kanunu'nda suç bile teşkil edebilir. Yani Bu ihaleye ihaleye fesat fesat karıştırmak ya da ihsas rey anlamına gelebilir mi? Karıştırmaktır bu. Yani baktığınız zaman yani siz kalkıp da böyle bir rakamı deklare etmemelisiniz. En basit tabiriyle bu kanaatimce hukuken fiilen kabul edilemez bir durumdur. Hal böyleyken temel itirazımız bu. En yükseğe değil en doğruya vereceğiz. Ne demek ya? Zaten kriterleri taşıyan firmalar şartnameyi oluşturur, alırlar ve kapalı tekliflerini yaparlar. Zaten taşınıyorsa değil mi? İhaleye giremez o firma. Taşıyorsa, ihaleye girmeye izin aldıysa Yerleri çalışan sayısı, teminat, değil mi? Teminat mektubu, yaptığı efendim işler. borçsuzluk yazıları, iş bitirme belgeleri geçmişte. Bunları taşıyorsa zaten sorun yok. Taşımıyorsa ihalenize de almazsınız. İhalenizi aldınız. Burayı yapabilmeye ehliyetin olduğunu düşünüyorsunuz kudreti. Bir tanesi 450 verdi, diğeri 300 verdi. Şöyle mi diyeceksiniz? Doğru olan 300 veren. Ben ona veriyorum. En yüksek değil ama en doğru. Kime göre doğru? Doğru yani bir subjektif, relatif bir kavramdır. Bu anlamda Rüzgar üşüyen inisiyatif kullanma hakkınız olamaz bu anlamda, evet. Protagoras der ki rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Yani neye göre, kime göre doğru? Bu da bana göre yanlış ve talihsiz bir açıklama. Ne yazık ki. Üçüncüsü, ya bizim seçimden 2 gün önce Sayın Başkan ve yönetim bir rapor hazırladı. Kamuoyuna bilgilendirme rapor. Başkan Orada bağım derken Dursun Özbek ve yönetiminden bahsediyorum. Evet. evet. Hazırladı. Ve dedi ki bakın ben lisanslı bağımsız değerleme kuruluşundan çalışma yaptırdım. Biz Galatasaray'dan 450 milyon dolara yakın bir tutar elde ediyoruz bu Florya arazisinden dedi. Net olarak bunu söyledi. Ve TKSB'den yaptırdı zannediyorum çalışmayı da çalışma elimizde. Aradan 2 ay geçti. 450 milyon dolar. Nasıl 300 milyon dolara düştü? Nasıl? En az 300 Nasıl? milyon dolar dedi. Nasıl oluyor gerçekten bu yani? Yani en az 450 idi. Nasıl en az 300 Hatta oldu? başkan şöyle söyledi. Yani 70 milyon dolar banka gidecek. Hatta biraz fazla gider. Kasaya da 220 milyon dolar kalacak. Çok 5 acayip. milyar TL'den bahsediyoruz 150 milyon dolar. 5 milyar. 2 ayda ne değişti? Yani biz acaba çok çabuk mu tüketiyoruz? Hafıza kaybı mı yaşıyoruz? Geçmişi mi unutuyoruz? Ya burada Türkiye acayip olan şey de kaç? sizden başka buna itiraz eden bir Galatasaray hesabı görmedim ben. Eski yönetici görmedim ben. Eski başkan görmedim ben. Ya bu da bir acayip geldi bana. Ne oldu mesela 1 2 ay sonra birdenbire bu rakam nasıl geldi? 450'den 300 milyon dolara. Bir diğer mesele. Ya biz niye rakam konuşuyoruz? Rakam niye konuşulur Hakan Bey? Bir şeyi satıyorsanız konuşulur. Evet. Alırsınız telefonu 300 liraya satarsınız. 450 liraya satarsınız. Hasılat payı dediğimiz hasılat paylaşımı sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir? Nasıl bir sözleşmedir? Yani Hasılat payı sözleşmesi yapılan bağımsız bölümlerin toplamının satıldığında taraflarca belli bir oran üzerinden paylaşıldığı bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu da böyle düzenlemiştir bunu. ancak şunu sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Ben ve benim gibi bilmeyen çok insan vardır. Hasılat paylaşımıyla anlaşma yapılırken birim metrekare fiyatı minimum şu olacaktır falan diye konur mu? Normal koşullarda konulmaz. Hasılat paylaşımında tipik olarak şöyle yapılır. Satacağız burayı. Yüklenici bütün maliyetine katlanacak müteahhit şirket. Satılırken her bir bağımsız bölüm %50 %50 mi anlaşıldı diyelim ki? Oran anlaşılır. 1 bölü 2 1 bölü 2 paylaşılacak diye anlaşılır.
Dolayısıyla sizin taşınmazlarınızın metrekare brüt fiyatı 10 bin dolar da olsa bizim iddia ettiğimiz gibi, 6.800 dolar da olsa Sayın Başkan'ın söylediği gibi, tamam mı? Evet. Ne ediliyorsa hasılat o yarı yarıya paylaşılır. Biz bir yeri satmıyoruz ki 300 milyon Fiyatı dolar diye. belirleyen nedir? Koşullar mıdır? Bu konsorsiyum mu? Yani kulüp mü belirler satış fiyatını? Yüklenici firma mı belirler satış? Sözleşmeye yüklenici firma belirlenecek derseniz yüklenici firma. Sözleşmeye tarafların ortaklaşa konsensus uzlaşıyla belirlenir derseniz öyle. Sözleşmeye SPK lisanslı bir değerleme kuruluşu tarafından gayrimenkullerin değerlemesi yapılacak derseniz Evet. öyle. Sözleşmeyi bir tane sen yap, bir tane ben yapayım. Meç oluyorsa o Hı. olsun. Olmuyorsa üçüncü bir SPK lisanslı değerleme kuruluşuna yaptıralım diyorsanız o da olur. Biz genelde bu yöntemi benimsiyoruz hukukçu olarak. Mütalaayı da böyle veriyoruz. Bir değerleme kuruluşuna siz yaptırın. Arsa sahibi olarak bir değerleme kuruluşuna da yüklenici yaptırsın. Tutuyorsa bağımsız bölümler sorun yok. Tutmuyorsa üçüncü bir firmadan SPK lisanslı değerleme kuruluşundan rapor alınsın, iki tarafın uzlaştığı. Rakamlar öyle belirlensin. Şimdi Sayın Başkan diyor ki burası diyor 6.800 dolar mı eder diyor metrekaresi. Ne dedi? 6.800 mü? 6.500 mü dedi? 6.800 mü dedi? 6.500 Emin değilim. 500 dedi galiba. burası 6.500 dolar eder dediyse diyelim ki 6.500 mü dedi 6.800 mü dedi hatırlamıyorum. Ve fakat biz 10 bin dolar olduğunu söylüyoruz. Islak imzalı Evet. bizim elimizde değil mi? Teklif var. Evet. Burası 6.500 ederse 6.500 ederse 100 bin metrekaresi ne Üç. kadar eder? Yani 650 milyon dolar eder. 100 bin metrekaresi. Evet. Peki 10 bin metrekare daha koyalım 715 milyon dolar eder. Evet. Değil mi? Evet. Siz maliyeti oradan düştükten sonra hasılatı paylaştığınızda maliyeti düştükten sonra 300 milyon doların altında kalıyor taraftan aldığı para. Evet. Altında kalmıyor mu? Biz mi yanlış biliyoruz? Altında kalıyor tabii. 200 milyon doları çıkartırsanız 255 milyon dolar falan kalıyor. Yani açıklama kendi içinde maddi hata ve çelişkilerle dolu bir açıklama. Bir diğer çelişki. Diyor ki Sayın Başkan Adnan Polat Başkanımız biz diyor 40 milyon dolara aldığımız 40 bin metrekare aldığımız taşınmaz diyor. Onun üzerinde ipotek var diyor. Biz diyor buradan gelen parayla o parayı borcu ödeyeceğiz bankadan ve bunu kaldıracağız. Ama Sayın Dursun Özbek açıklamıştı o borç ödendi. Bizim bankalar birliğine 2,3 milyar yaklaşık 70 milyon dolara tekabül eden başka bir borcumuz var. Ama bankadan alınan kredi biliyorsunuz ödendi. Bu kamuoyunda açıklandı. Burada da bir maddi hata var Sayın Başkan'ın açıklamalarında. Dolayısıyla ben prensip olarak İhale Komisyonu Başkanı'nın kamuoyuna bu konuda ihale öncesinde demeç vermesini yanlış buluyorum. 300 milyon doların zikredilmesini yanlış buluyorum. 1,5 ay sonra nasıl 450 milyon dolar 300 milyon dolara geliyor? Bunu yanlış buluyorum. Hakeza. Yine bu maddi hatalar burada kabul edilemez ve hatalı. Biz ne diyorduk? 900 kendin yaparsan Erdem Timur'un önerdiği ve bizden alınan yetki ve taahhüt de öyleydi kamuoyuna açıklanan. Galatasaraylılar o söze güvenerek bunu yaptı. Taşeronlar marifetiyle yaparsan. Kendin yapmazsan da 1 milyar 100 milyon dolar yarısı 550 milyon dolar. %50 verirsen hasılat payı. Yani hasılat paylaşım sözleşmesi. Ama şimdi bugün en az 300 milyon dolar deneyim. Şimdi bu bence kabul edilebilir bir şey değil. Yani kabule şayan bir şey de değil. Süreci, Yani hukuk sürecinin sonuna kadar bir hukukçu olarak eski başkanımız Adnan Polat nezaketsizlik olmasın o ihale fesat kısmını düzelteyim. Orayı o kısmı da hani özellikle düzeltmiş olayım. Yanlış da anlaşılmasın ama bu ihale alıcısı ve yükleniciler bu ihaleye katıldıklarında 300 yerine bu ihaleye katıldıklarında 300 yerine 301 kimse vermez o zaman siz böyle bir kamuoyuna irade beyanında bulunursanız. valla öyle bir şey yok. Sizin internetteki açıklamanızdan sonra Vahap Tenriverdi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Size atıfta bulunarak Vahap Bey, Rezan Bey'in yaptığı açıklamalara katılıyorum. Erden Timur projenin başına geçerse ben yarın 50 milyon dolar veriyorum, ihaleye girelim. Biz Galatasaray'a en az 450 milyon taahhüt ederiz dedi ve ben onunla bir çekim yaptım. Çekimde de aynı sözleri söyledi. Bu Galatasaray'ın son fırsatıdır.
Biz Erdem Bey'le son yaptığımız konuşmada sizin genel kuruldan kararı geçirmeden bir gün önce gerekirse ihaleye girer miyiz dediğimde Erdem Timur gerekirse gireriz Galatasaray'ın ihtiyacı varsa ve hiçbir kuruş kazanmadan tüm kazancı yani 450 diyorum şimdi dedi Erdem Bey'le konuşmadığım için ama karımız çok daha yüksek olursa hepsi kulübe verilecek dedi. Siz böyle bir konsorsiyuma katılır mısınız mesela? Yani Galatasaray'ın bu gücü yok mu ya? Şöyle zaten bizden 2022'de alınan yetkide taşeronlar vasıtasıyla biz satacağız. Şimdi Erden bizim arkadaşımız aynı hukukçu biliyorsunuz. Meslektaşımız bir yönüyle iş adamı olmasından. Bilmiyordum ben hep şey diye biliyordum. Müteahhit Dönem diye. yok yok. Erden dönem arkadaşımız bizim Marmara Üniversitesi'nden de hatta. Şimdi ya, öyle olunca kamuoyuna vermiş olduğu taahhüt ağzından çıkanı çok iyi muhakeme edip sonuçlarını tahayyül edebilecek bir arkadaşımız kamuoyuna müteahhit defalarda anlatırken biz taşeronlar vasıtasıyla yapacağız. Dedi. Aslında biz yer alacağız ve Galatasaray maksimize edecek bu karı demişti. Blokeli hesaplarda tutacak. Bu da 900 milyon dolar, 859 milyon dolara tekabül ediyor idi. Şimdi biz 859 milyon dolardan dün itibariyle neyi konuşuyoruz? 300 milyon dolar. Ya bu paralar bizim değil ki ya, bu kulübün parası. Galatasaray'ın elindeki son ve en değerli aset ve Galatasaray'ın geleceği bu. Bunun karartılmasına müsaade etmemeliyiz. Ben de bu nedenle tarihe ve vicdanlara not düştüm ve dün tekrardan böyle bir açıklama yapmış oldum. Bundan sonra da biz hukuki ve fiili süreci takip edeceğiz. Çünkü sportif başarılar gelir geçer günün sonunda. Ama Galatasaray'ın geleceği, umutları, mal varlığı, elindeki en önemli ve değerli aset için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yani Sportif başarı geçer. Bizim öncelikle korumamız gereken Galatasaray'ın umutları ve geleceğidir. ben deminki soruyu sizle böyle bir konsorsiyuma katılır mısınızı şeyden dolayı sordum. Çünkü siz 250 milyon lira mıydı geçmiş zaman hatırlamıyorum ama sponsor olmayı da teklif etmiştiniz ve yönetimden cevap alamamıştınız. Şöyle ben 215 milyon lira. Ben şöyle, ben inşaatçı değilim, müteahhit de değilim. Bu işte yani bu alıcısı bakımından, alan aktör bakımından bir müteahhit eğer hasılat paylaşımı yapıyorsa ciddi de kar elde edecek. Ben bir Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı, yöneticisi olarak bir Galatasaraylı olarak yani böyle bir kar Etik elde edilebilir olmaz diyorsunuz ha. girmem, etik değil. Ama Galatasaray'ın başkaca ekonomik, maddi herhangi bir ihtiyacı, talebi varsa her zaman taşın altına elimi sokarım, gereğini yaparım. İşte ben, Ama Galatasaray ama üzerinde elde edilecek bir işe girmem. bu üç yani zaten Erdem Beyler de kar istemiyorlarmış. Ama Yarın olmadığı bir yerde herhangi bir şekilde benim katkı sunmam gerekiyorsa sunmaya hazırım. süper. Ama siz şunu söylüyorsunuz. Hukuki olarak takibi elden bırakmayacağız. Bu şu mu demek? Çok az da vaktimiz kaldı. Ben de müsaade isteyeceğim. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz eylemler olursa biz bunu mahkemelere taşımaktan çekinmeyiz. Çünkü bu para Galatasaray'ın parası, Galatasaray'ın geleceği diyorsunuz. Diyoruz ki yani şunu tam olarak söylüyoruz. Biz bundan sonra ihale sürecinin ve sonraki sürecinde hukuken de fiilen de takipçisi olacağız. Yine usule aykırı, hukuka aykırı bir şey olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sonunda fikri takip süreci yürüteceğiz. Bir farkındalık yaratacağız. Açıkça hukuksuz bir şey olursa tabii ki hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü de kullanırız. Ama bu Sayın Başkan'ın söylediği sözler zaten usule ve hukuka aykırı demediniz mi? İhale Komisyonu Başkanı'nın rakam açıklaması. Öyle de. Ama şu an yapılmış bir ihale, alınmış bir teklif, imzalanmış bir sözleşme yok. Şu an bu söylemler etik açıdan ihale sürecini sakatlayabilecek söylemler. Bizim için belirleyici perspektif şu: şartnamenin hazırlanması, şartnamedeki kriterler, şartname sonucunda ihale alıcısının hangi şartlarda ve koşullarda burayı aldığı, sözleşmenin hangi koşullarda yapıldığı. Buralarda eğer söylediğim gibi bir Galatasaray'ın menfaatlerine aykırı, Galatasaray'ın geleceğini karartmaya mahkum bir yaklaşımı görürsek, orada tabii ki Düşünmeniz. kamuoyunda anlatırız, fikri takip ve farkındalık sürecinde işletiriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Ayrıca Yayınlar. her gününde başka bir şey için teşekkür ediyorum. Senelerdir kadın cinayetleri konusunda gösterdiğiniz büronuzla, bütün ekibinizle çaba için çok teşekkür ediyorum. Sizden duymak büyük bir mutluluk. Biz 94 tane kadına şiddet, kadın cinayet dosyasına bakıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi var. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Nazlı Sinem Erkesoğlu gibi. Yani son 15 yıldır da bu alanda özellikle ilave eder sosyal sorumluluk olarak çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ben nezaketiniz için, Estağfurullah. farkındalık yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Galatasaraylılar bana laf söyleyecekler. Tahkim kurulu başkanını değiştirdi herkes uyurken falan diye. O konuya niye girmiyorsun? Nasıl gazetecisin? Gerek yok. Bence o çok önemli bir konuydu belki ama Florya konusu Galatasaray'ın geleceği demek. Çok yorgun, gecenin geç saati ve hala ofisinde duruyor. Onun zamanını çalmak istemiyorum. Galatasaraylılar adına da sizi tebrik ediyorum. Ya da hukukun sakatlanmaması için gösterdiğiniz çaba adına. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. O tahkim kurulu ile ilgili de her Galatasaray elinden geleni şüphesiz ki yapar. Biz de gerekli müdahaleyi zamanında yaptık. Gönül isterdi ki yönetim kurumsal bir reaksiyon göstersin, bu müdahaleyi yapsın. Ama olmadı. Biz yaptık. Bir farkındalık orada da yarattık. Bir paylaşım yaptık. 4 milyon 100 bin kişi görüntülemiş paylaşımı. Buyurun. Önemli bir şey bu. Yani önemli bir rakam bu. Kamuoyunda da yazılı görsel basında da ana akım medyada da yer aldı. Bu konuda başkaca hukuki çabalarımız da oldu ve nihayetinde SSK izin vermedi. Ali Günay da istifa etmek zorunda kaldı. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Emin olun bu görüntü daha adil, daha hakkaniyetli bir görüntü oldu. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.